Abi var ya az önce şurada çalıların arasından geçen bu siyah tavşanı Enderman zannettim. Kömürlüğün orayı düzeltmeye çalışıyorum. Bir yandan da taş toplamaya gidecektim de bunu görünce böyle bir aklım çıktı abi. Direkt kaydı açtım. Enderman değilmiş. Bu pofuduk arkadaş benim aklımı aldı ama. Neyse acılar ben taş kazmaya gidiyorum. Böyle birazcık taşları falan dolduralım. Ondan sonra tekrardan kaydı başlatırım. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Ve geçtiğimiz bölümdeki kural bu bölümde de geçerli babuşlar. 1200 like aştığında yeni bölüm hemen ertesi gün gelecek. Hepinize bana eşlik ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Malzemeleri alıp geri geliyorum abi. Konuşamadım da. Geliyorum. Geldim abi. Devam ediyoruz. Bayağı bir taş topladım. Yani bayağı bir taş topladım dediğim 3 tane 64'lük taş topladım. Şunu şuraya bırakalım bir. Birazcık da odun topladım çünkü odun lazımdı. Aynı zamanda buraya zaten sınırsız su kaynağını inşa etmiştik. Abi şimdi şunu söyleyeyim. Kömürlük yarım yamalak oldu yani. Benim kömürlüğüm o kadar dar değil. Bu arada şunları şuraya fırlatacağım. Bir ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. İhtiyacım olursa da gider toplarım. Daha o kadar üşenmedim. Şimdi bizim kömürlük bu kadar dar değil abi. Burayı benim birazcık daha genişletmem gerekiyor. Bunun için de toprak lazım. Gidip şuradan birazcık toprak alacağım. Ki zaten bayağı hızlı toplayabiliyoruz toprağı abi. Ondan sonra orayı kapatıp kömürlüğü adam akıllı yapıp sonra zemine falan geçeceğim. Ki daha bu evin önü de var babuşlar. Size nasıl diyeyim? Şu kömürlüğün oradan devam edecek. Buradan iki tane kolon çıkacak. Öne geleceğiz abi. Buradan da üç tane kolon çıkacak. Alt kat biraz dar, üst kat onun neredeyse iki katı daha geniş. Hani yapınca göreceksiniz de zaten ben elimden geldiğince düzgün bir şeyler yapıp size göstermeye çalışacağım. Daha ben kendi evimi yapamıyorum abi. Kaldı ki diyorum ki survival zorluk seviyesinde şey yapacağım. Tüm mahalleyi yapacağım. Hayırlısı bakalım. Bir şeye kalkıştık ya. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şu arka plandaki müzik de olmasa birazcık sıkılabilirim ya. İnsanı rahatlatıyor şu arka plandaki müzik. Bu arada abi sizde de durum aynı mıdır bilmiyorum da ben ilginç bir şekilde oyunlarda amelelik işlerinden daha çok keyif alıyorum. Ama bazı oyunlarda. Misal MMORPG'lerde falan nefret ederim abi amelelik işlerinden. Çok iğrenç amelelik işleri var çünkü. Yok git şuna mektup götür. Merhaba, işte mektubu getirdiğin için teşekkürler. Şimdi gidip mektubu geri verdiğini bildir falan. İşte ben sıçmaya gidiyorum. Git tuvalet kağıdı getir. Çok iğrenç ya. Bazı şeylerde seviyorum da böyle amelelik işlerini. MMORPG oyunlarında değil acı. Yani misal ben WoW oynamaya çalıştım. Oyuna kesinlikle kötü demiyorum bak ama hikayesini falan anlamadığım için o kadar çok getir götür işi vardı ki abi. O kadar çok getir götür işi vardı ki. Yok şunun içinden bunu düşür, buna götür. Oradan onunla konuş, buna git, burada şunu söyle falan. Bayıldım yani oynarken. O yüzden WoW bana göre değilmiş. WoW bana göre değilmişten ziyade şey abi hani dediğim gibi bak bu oyunda Ark'ta, Forest'ta falan filan böyle materyal toplamak, materyal kasmak gücüme gitmez de bir MMORPG'de böyle amele gibi takılmak gücüme gidiyor gerçekten. Neyse şimdi şu arka kısmı da topraklayalım bir. Aa bu arada hemen gidip yatsam iyi olur ya. İskeletle uğraşmak istemiyorum. İskelettir, örümcektir, şudur budur. Onlarla uğraşmak istemiyorum abi. Sadece geceleri uyuyabilirsin. Aha yanıyorlar zaten orada. Benim işim var, gücüm var. Uğraşmayalık dedik de gerçi mecbur uğraşacağız değil mi? Örümcekler gerçi gündüz dalmıyordu ya. Şu tarafı şöyle birazcık daha toparlamaya devam edelim. Yeterince odunum var mı acaba benim? Benim kısa zamanda odun ekip onları geri büyütmem gerekiyor abi. Kısa zamanda odun ekmem şart ama. Abi bir şey diyeceğim bu arada. Sen bana şuradan şunu ver de içeri gireyim. Bir saniye. Mecburen nasıl yapacağız? Galiba böyle olacak ya. Aynen böyle olacak abi. Aynen böyle olacak. Şunu bir tamamlayayım. Daha zaten şu içeride tamamlayamadım diğerinin ayrıştırma noktasını, ayırma noktasını. Şöyle şu odaları da birbirinden ayıralım. Geleceğiz. Bunu da birbirinden ayıracağız. Bu da üçüncü kömürlük. Güzel. Güzel. Kömürlüklere kadar yaptık abi. Şimdi kömürlüklere kadar yaptık ama benim çit alıp burayı da böyle bir uzatmam gerekiyor. 3 tane de ağaç dikeceğim abi bunların yanına. 3 tane ağacımız vardı çünkü. Hatırlıyorum. Çit. Ver acı.
Abi hazır buraya kadar gelmişken diyorum. Hazır buraya kadar gelmişken şunu bir tamamlayıp bir de şu öndeki kolonların ve yandaki kolonların yerini hesaplasak ya. Gerçi yandaki kolonların yerini hesaplayamam da öndekilerinkini hesaplarım abi. Bir tane şu kapının oradan 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir 2 birim çıkalım. Bir tane buradan. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir tane de burada mı olacak? Aynen. Aynen. Sanırsam bu şekildeydi. Yani sen biraz daha uzunsun da Hacı. İşte bu tarafı bir dengelemek lazım. Buralardan kolonlar çıkacak. Daha yanlardan da kolonlar çıkacak. Bak yanlardan çıkacak kolonların yerini de hesaplayalım. Şuradan 1, 2, 3, 4. Şurada. 1, 2, 3. Bir de bunun şöyle bir iki gerisinde falan olması lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aynen böyle bir şeyler olması lazım abi. Şu an size çok saçma gözükebilir ama bitince aşağı yukarı anlayacaksınız. Hani böyle buradan bir 4 birim falan yukarı çıkacağız. 4 birim yukarı çıktıktan sonra ikinci kat benim oturduğum yer var. Alt biraz küçüktü. Yani ufaktı demiştim zaten. Neyse şimdi çıkalım şu kömürlük kısmını tamamlayalım abi. Bağ bahçe kısmını. Şu taraftakileri bir kazalım bakalım. Materyallerimizi topladık güzel güzel. Daha demirin falan var ya, o yüzden demir konusunda sıkıntıya düşmeyeceğim. Abi seni bir araya toplayayım bir. Şu taşı da bir araya toplayalım. Bunu buraya koyalım. Getir abi. Kapat acı şurayı. Burada bizim arkamızda bir ev vardı. Onun da bahçesi vardı. O yüzden bu taraf böyle çiftliydi abi. Bu taraf çiftliydi. Şöyle. Buraya ikili çit yapacağız yani. Burası komple ikili çit şeklinde olacak. Bu arada ben buraların kapılarını yerleştireyim ve çatıları yapayım. Ekim alanını çok mu dip dibe yaptık ya? Ayağımızın altına yaptık çok fazla. Gerçi yapabileceğim bir şey yoktu yani. Ki şu an güzel güzel ilerliyor kendileri ki ilerlemeleri, büyümeleri lazım. Çünkü görüyorsunuz abi açım ve yiyebilecek pek fazla bir şeyim yok. Şimdi bir saniye çatı kısmını halledeceğim kömürlüğün. Biraz abarttık sanırsam. Sanırsam değil, bayağı abarttık abi. Tamamdır. Şuradan şöyle başlayalım dizmeye. Yan taraflarında hafif sarkıklıklar vardı. Tamam. Buradan çatımızı da yapmaya başlayalım abi. Çatı dikti benim hatırladığım kadarıyla. Ama taş değil, kiremit kullandık da ben şu an kiremit yerine kullanabileceğim bir tuğla muğla üretebilecek konumda değilim maalesef. Onu üretebilecek konumda olduğumda daha da geliştiririm. Ya bakalım survival seviyesinde nasıl yapabileceğim onu merak ediyorum ben ya. Onu normalde dediğim gibi kreatifte zor yaparım, survival'da kalkıştım bir de. Hay eşeğin tövbe estağfurullah. Gel abi gel. Şöyle. Böyle. Bu yandan da gelecek abi. Güzel. Şöyle üçlü üçlü köşeleri bir kaplasam ondan sonra içeriği ben yerleştireceğim de. Aşağı düşmem de mi dedim. Galiba şu an aşağıdayım ben. Galiba şu an aşağıdayım haberim yok. Tamam. Bunun önünde de geleceksin abi. Şöyle. Şu tarafı da kaplayacağız komple. Çatı yapıyoruz abi. Örümcek bana mı saldırmaya çalışıyor? Bir yerde suda muda mı boğuşuyor? Ne yapıyor abi o örümcek? Hasar alıyor, damage yiyor. Görüyorum da. Evet, dibimde. Hacı sen bana dalmadan ben seni halledeyim de. Sen bana dalmadan ben seni halledeyim. Sorun çıkarıyorsun sonra. Şuranın kapısı da çit kapısı değil, normal kapıydı abi. Buranın kapısı da çit kapısı değil, normal kapıydı. Ve şu duvarla bitişikti. Ama tabii ki üstü falan şeydendi. Normal tahta. Pencerelere kadar hatırlayabiliyorum da işte zor yapacağız ya. Bayağı zorlanacağız yani.
Yapacak pek fazla bir şey yok. Hadi abi bir tane kapı yap. 3 tane, bir tane de chest'in içinde olması lazım. 10 numara abi, 4 tane kapı. Bu 4 kapı da bize lazım çünkü birisi girişin, birisi ilk kömürlüğün, birisi diğer kömürlüğün. Sen biraz yamuk oldun sanki ya diğerlerine göre. Kazanır mısın abi? Tamamdır. Çatıyı ayarlaması kaldı bir. O çatıyı da halledeceğim ben. Buradan çıkar hallederiz. Güzel. Şurada hemen bir bunun zemininin zımbırığını yapayım ben. 10 numara. Şimdi baş tacı yerleştirmeye. Daha evin kömürlük kısmını hallediyorum ya. Ne güzel ne güzel. Şöyle hatalar yapmasam gerçekten sinir oluyorum ya. Zor abi çünkü düzenlemesi falan zor yani. Hop. Tamam. Şimdi buraların üstünü örtelim. Buranın üstünü örttükten sonra aşağı hemen gidip meşale dikelim. Yarasa falan çıkmasını istemiyorum. Çok güzel abi. Ya buraları da hayvan çiftliği falan olarak kullanabiliriz ya. Normalde bizim boşlukta hani ahır olarak kullanabiliriz abi. İnek minek getiririz ne bileyim tavşan mavşan. İnek, tavşan bir şeyler. Elimizden ne geliyorsa. Güzel. Çatı kısmını da komple hallettik. Hemen çatı kısmını hallettiğimize göre içeri girelim. Şurayı açalım abi bir kapısını. Şöyle iki meşale abi. Tamam. Gel abi aç kapısını. Şöyle iki meşale. Gel abi aç kapısını. Şöyle iki meşale. 10 numara. Oluyor ya yavaş yavaş oluyor. Yavaş yavaş oluyor da bura gerçekten görüntü kirliliği gibi duruyor. O yüzden burayı kaldıracağım ve şeyden yapacağım. Bundan, taştan. Ya çok fazla kötü duruyor çünkü. Sonra ne yaparız? Cam kısmını hallederiz abi. Cam kısmını hallederiz. Şu evin olayını bir halledelim de cam kısmını hallederiz. Şurayı açıcı. Buranın cam olduğunu hatırlıyorum. Buranın cam olduğunu hatırlıyorum. Burada bir cam vardı. Bu aşağıda bir mutfak camı vardı. Burada. Buralar camdı. Başka? Şuradan iki gir. Böyle beşli büyük bir cam var mıydı ya? Hatırlamıyorum açıkçası. Ya muhtemelen üçlü cam anca vardır abi. Aynı şekilde üçlü cam bırakacak şekilde. 3, 2 oluyor ama. Orası da mı öyle? 3, 2 bura pardon. Al abi yerleştir şurayı. Çok güzel. Arka bahçeye bakan 2 tane cam vardı ama onu hatırlıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamamdır. Odalarını falan yapmıyorum ya. Çok ayrıntılı beceremem zaten de. Çok ayrıntılı beceremem abi. Şöyle şuranın ikinci kat olduğunu belli etmek mahiyetinde yapalım. Daha içeriği döşeyeceğiz de şey yapacağız da oho. Bizim var ya dünya kadar işimiz var abi dünya kadar. Daha benim gidip böyle yığın yığın materyal toplamam gerekecek. En azından durum onu gösteriyor şu an. Şöyle yapalım. Aşağı mı düştü? Neyse. Bu arada gidelim abi camlar için kum toplayalım. Kumları falan ısıtmış oluruz. Camlar için kum toplayalım. Arkaya iki tane, üç tane ağaç yapmam gerekiyor. Hemen o ağaçların tohumlarını falan toplayayım gideyim. Buralarda ağaç kestim abi ben. Bana buralarda tohum vermek zorunda. Kestiğimi hatırlıyorum çünkü. Lan benim o kadar kestiğim ağaç nereye gidiyor arkadaş ya? Bir tane bile yere ağaç tohumu düşmez mi? Abi yere bir tane bile ağaç tohumu düşmez mi ya? O kadar kestiğim nereye gidiyorsa. Yere bir tane ağaç tohumu düşsün be abi. Neyse onu sonraki zamanlarda halledeceğiz demek ki. Şöyle bir odunumuzu alalım. Kaz babacım. Kaz 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 kaz. Materyal kaz bana. Fazla gece ayakta durmayalım abi. Ne olur ne olmaz. Fazla yaratık spawn olsun. İstemiyorum ortalıkta. Uzaklaşalım şuradan. Ağaç olayını falan sonra inşa edeceğiz. Anlaşılan. Şöyle şurada bir yatalım. Bir kaydıma bakayım. Güzel.
Güzel abi, iyi gidiyoruz. Ha, camlar için kum toplayacaktık, değil mi? Aynen abi. Camlar için kum. Kum nerede var? Hemen karşıda var. Aha, burada da var abi kum. Tam buradan toplayalım şöyle bayağı bir kum. Camlar için kullanalım. Boğazım ağrıdı bu arada, ufaktan kusura bakmayın babuşlar. Hafiften yorgun hissediyorum kendimi ama devam ediyoruz abi. Sıkıntı yok. 14. Aa, 14 tane yeterli olmaz. Birazcık daha toplamam lazım. İnelim aşağı. Hatta buradan da alalım. Merhaba tavşancık. Hop, atlayalım şöyle karşıya. Buradan da toplayalım. Böyle yeryüzü şekillerini fazla bozmadan toplamaya çalışıyorum da baktım işime gelmezse hepsini bozarım abi. Problem değil yani. 30 tane oldu. Güzel. 30 tane bize yetecektir zaten. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim eve. Hemen buradan fırına atalım bunları. Iron'ları alalım. Iron'ları buraya yerleştirelim. Bu arada kemik tozlarını kullanmanın vakti gelmedi mi sizce? Bence geldi. Bunları kemik tozuna çevirip kullanacağım. Elde edebildiğim kadar ekmek elde edeceğim. Ondan sonra birazcık ekmek yapacağım ve karnımı doyurmuş olacağım babuşlar bu vesileyle. Sonrası kendiliğinden gelir zaten. Şöyle biz ilk ekini bir toplayalım. Güzel, 14 tane. Ne yapıyor 14 tane? 15 tane olsaydı eğer 3 ekmek yapıyordu ki şu an 15 tane oldu. Pardon, 5 ekmek yapıyordu. 5 yapıyor şu an. 5, 16. 16 olmasının pek bir anlamı yok aslında ama olsun. Yo, şimdi mi 15 oldu? Yo, 16. Şuraya çık abi hafiften. Güzel. Ortalığımı dar etmeden. Crafting table'a gelelim. Bu buğdaylardan hemen ekmek yapalım. Buğdayı da şuraya koyalım. Aynı zamanda tohumu da buraya yapıştıralım. Hemen abi seni meşe odununa çevirelim. Toprak var burada. Toprağı koy şuraya şöyle. Çitleri tamamlayalım abi en azından. Çitleri tamamlayalım. Pardon, çit kapısı için böyle yapılıyordu. Şöyle. Abi 7'ye 7, 7'ye 7. Tamamla çitleri. Camlar yapılınca nasıl böyle zıplayıp kaçıp yapacağım onu çok merak ediyorum ben. Neyse, camlar yapılana kadar zaten biz tarlanın işini bitirmiş oluruz ya, arka bahçemin daha doğrusu. Yeterince yapmışımdır umarım. Sanırsam yeterince yaptım. Aynen. Yeterince yapmışım. Güzel. Güzel. Aşağı yukarı gerçekten arka bahçemiz bu şekildeydi babuşlar. Gerçekten aşağı yukarı bu şekildeydi. Sadece şu tarım alanını saymayın abi. Bizde o kadar verimli toprak yoktu. Ya, tarım yapamıyorduk yani. Bir tık daha ilerleyip aslında burayı da mı acaba ben tarım alanı yapsam? Abi şöyle komple tarım alanı yapayım ya. 3 tane ağaç vardı ama o ağaçları ekmeye uğraşamayacağım şimdi. Tamam. Tam olur aslında aşağı yukarı. Ben buraya bir su getireyim de. Ben buraya bir su getireyim abi. Sınırsız su kaynağı, o sınırsız su kaynağı sıkıntılı yerde. Aç şurayı. Aç şurayı abi. İçeriden gel. Toprağa at, şunu at. Kovayı al. Buğdayı salla. Bunları salla. Buradan ben bir suları alayım, yerleştireyim şöyle yavaş yavaş. Diğer yerimizi de yapalım. 2. akıntıdan koyacağız tekrardan. Gel abi. Oo, yoruldum ya. Harbiden yoruldum. Ama yanlış yere koymuşuz. Getir babuş. 1, 2. Buraya koyunca oluyordu galiba. Aynen. Birkaç tura götürüp getirdikten sonra halletmiş oluruz zaten. Getir abi. 1, 2. Sonra en sonuncuya bırakacağız. Olmuş olacak galiba. Aynen. İçeride yeterince tohumumuz da vardı zaten. Ben buranın tamamını tarlaya ayıracağım. Ben buranın tamamını tarlaya ayıracağım abi. Hop. 10 numara. Şimdi buranın kapısını tekrardan kapatalım. İçeri girelim. İçeriden bir tohumlarımızı alalım. Ondan sonra burayı bir ekelim abi. Burayı bir ekelim şöyle. İki birim alan kalmış yalnız dışarıya. Tamamdır, çok güzel.
2 birim alan kalmış dışarıya. Neyse orası da dursun abi. Burası da normal bir şekilde dursun. 3 tane yerimiz var orada. Çok güzel. Önlerine ekim yapılıyor. O da gayet iyi. Aslında bunu bir tık geriden alabiliriz ya. Maksat simetrisi bozulmasın abi. Bunu bir tık geriden alabiliriz. Bunu bir tık geriden alalım. Ondan sonra bölümü sonlandıralım ufaktan. Buraya düşmedi mi çit? Düşmediyse ne mutlu bana. Hop. Gel abi şöyle. Ekmedik mi biz seni ya? Hoş. Yorucu, yorucu. Böyle kazma biçme işleri yorucu abi. Gel bakalım şuradan. Kapının oradan alalım seni. Bir tane eksik çıkacak muhtemelen. Neden? O da şurada çünkü. Maksat simetrik gözüksün abi. Hem biraz güzel gözüksün hem simetrik gözüksün. Ona çabalıyorum. Çok güzel simetrik gözüktü Samet. Evet, iki tane boşa çıktı doğal olarak. Güzel. Güzel. Camlarını falan da yerleştirelim şimdi. Yavaş yavaş istediğim gibi oluyor ya. Yavaş yavaş istediğim gibi oluyor. Çok basite kaçıyor biraz ama olsun. Arka bahçemi falan yapabildim en azından ya. Üçüncü bölümde arka bahçeyi tamamlayabildim. O da güzel abi. O da güzel. O da güzel. Survival'da mis gibi oynuyoruz. Kendi ekmeğimizi yapıyoruz falan filan. Ama yetmedi. Cam yetmedi. Neyse sağlık olsun. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.